Değerli T24 okurları, izleyicileri merhaba. Haftaya sabah e, Hazine ve Maliye Bakanı e, Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programıyla başladık. Önemli, önümüzdeki 3 e, yıl boyunca ekonomideki hedeflerini iktidarın e, anlatıyordu. E, hem e, Bakan Albayrak hem de programın kendisi. 2023 yılında biliyorsunuz seçim var. E, dolayısıyla bu program seçim öncesinde AKP'nin nasıl bir ekonomi politikası seti izleyeceğine dair fikir verdi. Bir anlamda önümüzü görmemizi sağladı. Ne gördük peki programın optiğinden baktığımızda? AKP ekonomide gaza basmayı istiyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene ekonominin %5 büyümesini öngörüyor. Bu sene biliyorsunuz e, ekonomi büyük olasılıkla daralacak veya %0 civarında büyüyecek. %0 civarında bir büyümeyle seçime gidilir mi? Gidilmez. Şu anki ekonomik koşullarda e, AKP eğer seçime giderse kaybeder. Dolayısıyla bugünkü program aslında bir e, bu anlamda bir seçim programı. Türkiye'nin ciddi bir işsizlik problemi var yüzde on civarında program işsizliğin Önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde on'un altına indirilmesini hedefleniyor hedefliyor yüzde 13'lük işsizlikle AKP'nin seçim kazanması veya Erdoğan'ın mümkün değil mutlaka indirilmesi lazım bunun içinde ekonomideki büyümenin yukarı çekilmesi lazım ama öyle yüzde bir iki üçlük büyümeler yetmez büyümenin bugün açıklandığı gibi %5'e yükseltilmesi gerekiyor AKP açısından. AKP'nin uzun vadeli stratejisi açısından. Bu anlaşılabilir bir hedef, anlaşılabilir bir strateji, strateji. ama gerçekleşebilir mi? Orası tartışmalı. Çünkü bir kere ciddi iktisatçılar, sözüne güvenilir, ciddiye alınır uluslararası kurumlar, Önümüzdeki yıl Türkiye'nin yüzde iki civarında işte yüzde iki hatta kimileri daha da düşük büyümesini bekliyor. Yani yüzde beş önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisinin büyüyeceğini tahmin eden öngören ciddi bir kuruluş yok. Ondan sonraki yıllara için de genel olarak ciddi iktisatçıların beklentileri karamsar. Öyleyse AKP ve mevcut ekonomi yönetimi e, şapkadan tavşan çıkarmak zorunda. Bunu nasıl yapacak? Bunu bu sene olduğu gibi kamu harcamalarını arttırarak yapabilir. Ama kamu harcamalarını e, arttıracak olan bir e, ekonomi yönetimi için de bugün açıklanan e, bütçe açığı hedefleri fazlasıyla iddialı, fazlasıyla e, kemer sıkmayı e, öngören hedefler. Çünkü e, programa baktığımızda yazılı açıklanan benim mesela sabah.com.tr'den e, iktidara yakın olduğu için e, dikkate alınabileceği düşüncesiyle e, baktığım sabah.com.tr'de bütçe açığı önümüzdeki e, 3 yıl boyunca yüzde %2.9, 2.9 ve 2.6 civarında e, kalması öngörülüyor ama bugün Ekonomi ve Maliye Bakanı e, Al Bayrak farklı rakamlar söyledi. E, e, bütçe açığının yüzde bir buçuk 2022 yılında, yani seçimden bir önceki yıl yüzde bir buçuk olacağını söyledi. Bir kere burası enteresan, e, buraya bir dikkat çekelim. E, bunu bugün Uğur Gürses yazar e, sosyal medyada, Twitter'da e, belirtti. İlk o e, bunu fark etti ve dikkatimizi çekti. Al Bayrağın açıkladığı bütçe açığı oranıyla yazılı olan oran arasında bir fark var. Al Bayrağın açıkladığı oran daha iddialı. Yüzde bir buçuk. Yüzde bir buçuk kamu harcamalarının ciddi anlamda kısılması demek 2022 yılında. yani seçimden hemen önce. Yüzde bir buçuk yani devlet kenar sıkarken nasıl büyüme yüzde beşe çekilecek kamu e, harcamalarını kısıyor. Özel tüketimde eğer bugün olduğu gibi e, devam ederse büyük bir sıçrama olması pek kolay değil. E, ihracatın da Türkiye'yi taşıyabileceği e, çapı e, çekebileceği sıkleti belli. E, dış ticaretin. Dolayısıyla e, kamu burada bir e, bugün açıklanan programda kendi içinde bir çelişki var gibi gözüküyor. Aynı çelişkiyi aslında cari açığın milli gelire oranıyla ilgili açıklanan hedeflerde de görüyoruz. Örneğin 2021 yılında cari açığın milli gelire oranının %0.8 olması bekleniyor. Diyeceksiniz ki ne bu? hani 0.8 olmuş, 3 olmuş, 5 olmuş. Nedir hani bu rakamların anlamı? Aslında çok önemli. Anlatmaya çalışayım. Bu şu an içinde bulunduğumuz kriz Türkiye'nin cari açığının patlamasından çıktı. Cari açık dediğimiz şey Türkiye'nin mal ve hizmet e, e, ithalatı için e, yurt dışına e, dünyaya ödediği parayla e, dışarıya sattığımız hizmet ve mallardan elde ettiğimiz para arasındaki gelir arasındaki fark. Türkiye çok fazla ithalat yapıyor, e, dışarıya çok fazla para ödüyoruz. Dolayısıyla cari açığımız özellikle ekonominin büyüdüğü dönemlerde, hızlı büyüdüğü dönemlerde patlıyor. Çünkü e, Türkiye'nin üretim yapısının, sanayisinin e, dışa bağımlı bir yapısı var. E, çok ihracat yapmak için çok ithalat yapmak zorundayız. İhracat artınca, bu arada iç pazarda büyüyünce, ekonomi canlanınca, motorlar hızlı bir şekilde dönmeye başlayınca cari açık artıyor. Bu sene cari açık kapandı. Çünkü eksi büyüyoruz. Çok basit. Ekonomi durdu. Ekonomi durunca ithalat durdu. İthalat durunca cari açık kapandı. Hatta cari çok küçük de olsa cari fazla verdik. Ama şimdi buradaki çelişkiye dikkat. Programın başında söylediğim gibi ekonomi yönetimi önümüzdeki 3 yıl boyunca yüksek büyüme oranı öngörüyor, istiyor. %5 büyümesini istiyor ekonominin 3 yıl boyunca. %5 hatırı sayılır bir oran işsizliği biraz da olsa azaltacak bir oran. Seçim öncesinde, 2023 öncesinde erken seçim olmayacağını varsayarak söylüyorum. İktidarın elini bir parça olsun rahatlatacak bir oran, %5. Eğer her yıl Türkiye ekonomisi %5 büyürse işsizliği bir miktar emer gerçekten yeni yapılan yatırımlar. Ama sorun şuradaki, demin söylediğim gibi Türkiye ekonomisi dışa bağımlı bir yapısı var. Üretim arttıkça İhracat ve e, ihracat arttıkça iç pazar büyüdükçe ithalat da büyüyor. Dolayısıyla eğer %5 büyürsek kaçınılmaz bir şekilde cari açıkta artacak. İktidarın bugün açıkladığı yeni ekonomi programında olduğu gibi %0.8'lik cari açık 2021 yılında açıkçası biraz hayal. Evet çelişkileri var demiştik e, programın kendi içinde. E, bununla birlikte bir büyüme programı olduğunu söylemiştik büyüme programı olduğu için de aslında seçim ayarlı. Yani 2023 veya belki de bir erken seçime yönelik olarak ekonomiyi gazlamayı öngören bir program. Bugün Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi programı kabul edelim ki eğer şu anda IMF gelseydi yani uluslararası para fonu ile Türkiye bir standby anlaşması yapsaydı bu krizden çıkmak için önümüzdeki ee, ...kısa vadede %5'lik büyüme hedefi mümkün olmazdı. Çünkü IMF, IMF, Uluslararası Para Fonu... ...kemer sıkılmasını öngören tedbirler e, aldırırdı devlete vereceği para karşılığında. Bu da en azından e, bir sene, iki sene için ekonomik büyümenin sınırlı kalmasına yol açardı. Yani e, iktidar, ekonomi yönetimi kendi yolundan gidiyor... Büyüme yolundan gidiyor. Zaten e, seçimde, işte geçen yerel seçimde e, büyük kentlerde büyük bir yenilgi yaşayan e, iktidarın açıkçası kendi siyasi ikbali açısından e, IMF e, programını şu anda kabul etmesi intihar anlamına gelir. E, onlar açısından büyüme, e, daha fazla büyüme, işsizliği emecek büyüme, en az %5 büyüme bir mecburiyet bugünkü program bu mecburiyetin aslında bir yansıması ama gerçekleşecek mi bu aslında sadece Türkiye içindeki gelişmelere ya da iktidarın alacağı tedbirlere bağlı değil çünkü dünya ekonomisi hepimizin bildiği gibi çoktan küreselleşti i̇şte eskiden globalizm bugün küreselleşme dediğimiz şey hakikaten gemi azlığı aldı dünya gerçekten bir bir Süresel bir köye dönüştü. Amerika'da kanat çırpan bir kelebek gerçekten de okyanusun başka bir yerinde, Afrika'da mesela bir fırtınaya yol açabiliyor. Ya da Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları, Türkiye'deki ekonominin dengelerini, Dolar-TL kurunu ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bugün açıklanan programın, kurulduğu şekilde gitmesi, öngörülen hedeflerin yakalanması, arzulandığı gibi ekonominin yüzde beş büyümesi, biraz da Amerikan merkez bankasının ve bu arada Avrupa ve Japon merkez bankalarının izleyeceği para politikalarına bağlı. Eğer Amerika'da faizler hızlı bir şekilde indirilirse, Avrupa parasal genişleme denilen bir ara ara verdiği, geçtiğimiz günlerde yeniden başlattığı para programını hızlı bir şekilde uygulamaya koyarsa, parasal genişlemeye de gaza basarsa, Amerika'da faizler inerse, dolayısıyla küresel sermaye için Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler daha cazip bir nitelik kazanırsa, para buraya akmaya başlarsa, Gelen parayı Türk bankaları konut kredisi olarak işte araç kredisi olarak vatandaşa dağıtırsa AKP'nin ilk döneminde olduğu gibi o zaman evet ekonomi işsizliği emecek oranda işte yüzde beş belki daha bile fazla büyüyebilir. Bir olasılıktır. Belki bir e, vade sonrasında ama gerçek şu ki e, böyle bir durum Amerika'da en azından yok. Amerikan Merkez Bankası faiz indirimlerinde hızlı davranmayacağını net bir şekilde açıkladı. Trump çok kızdı bu işe ama Amerikan Merkez Bankası dedi ki Amerikan ekonomisi iyi durumda. İki kere faiz indirdim. Temmuz'da ve Eylül'de. Tamam yeter. Bir süre bekleyeceğim. Dedi. Ve dolar değerli kalmaya şu anda bütün dünya paraları karşısında devam ediyor. İktidar bütün makro dengelerde, bugün Berat Albayrak'ın açıkladığı programda da bu vurgulanıyor. Bütün makro dengelerde Türkiye'de düzelme olduğunu söylüyor. Hatta dün Sabah Gazetesi ekonominin uçuşa geçtiğini manşetinden duyurdu ama gerçekler pek öyle değil. Evet, son dönemde bir konjonktürel bir düzelme, şey işte TL'nin değerinde hafif de olsa bir artış oldu. Ama öyle çok güçlü bir düzelmeden... Bir ekonomik şahlanıştan söz etmek, gerçekçi olalım. Bizim t 24 yaptığımız programın da zaten mottosu bu. Gerçekçi olmak. Gerçekçi olursak öyle bir şey yok. Dolayısıyla iktidarın bugünkü programı uygulayabilmesi için bir, içeride bütün çelişkilerine rağmen bir şekilde şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. Bu arada yurt dışında da yani dünyada da işte Amerika'da Avrupa'da uygulanan para politikalarının Türkiye'yi destekler nitelikte olması gerekiyor. Yani faizlerin orada düşmesi gerekiyor ya da parasal genişlemenin güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor, arttırılması gerekiyor Avrupa'da. Programla ilgili birkaç nota daha yer verelim. Birincisi işsizlik oranından bahsettik. Tüketimde dipten dönüşün gerçekleştiğini söyledi Berat Albayrak. Ne demiştik? Bizim t programımız gerçekleri an söylemeye çalışıyoruz ve sadece muhalefet etmek adına gerçeklerin üzerine örtmekten de kaçınıyoruz. Bir noktada Albayrak haklı. Tüketimde bu yaz bir canlanma, hafif de olsa bir dipten dönüş, buna bir patlama diyemeyiz ama bir dipten dönüş söz konusu. Ama bu dipten dönüşün ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Enflasyon evet biraz geriledi yaz aylarında. İçinde bulunduğumuz hafta enflasyon, geçen ayın enflasyonu açıklanacak, eylül enflasyonu orada biraz daha düştüğünü göreceğiz ama... Kış aylarında yeniden enflasyon yükselmeye başlayacak. Enflasyonun yükselmesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini istediği hızda yapmasını sürdürmesini muhtemelen engelleyecek. Dolayısıyla bu tip engeller var önümüzdeki dönemde ekonomi yönetimi açısından yüzde beşlik büyümeyi yakalama arzusunun hedefinin önündeki engellerden şu anda söz ediyoruz. Ve zaten ve aslında programın son sözü olarak onu söyleyelim. Ve zaten ve aslında Türkiye ekonomisinin şu anda temel problemi makro dengeler kadar ondan daha fazla güven meselesi. Güven de siyasetle bağlantılı bir mesele. Yani ekonomide doğru kararları almak, en doğru faiz politikasını belirlemek, enflasyonu indirmek, cari açığı indirmek bir yere kadar. İnsanlar Türkiye'nin geleceğine güvenmedikçe, Türkiye'nin yakın geleceğine endişeyle bakmaya devam ettikçe, Türkiye'nin her an Amerika ile veya Avrupa Birliği ile dalaşa ve bir e, gerilime düşme olasılığının var olduğunu düşündükçe yarın ne olacağını bilmedikçe Türkiye'deki uygula Türkiye'deki mevcut yasaların uygulanırlığına dair bir genel güven oluşmadıkça yani insanlar geleceğe güvenle bakmadıkça Yarın öbür gün ne olacağını bilmedikçe gidip ev almazlar. Araba almakta da tereddüt ederler. Türkiye'nin de asıl meselesi bugün budur. Yani siyasi güvendir. Ev almak, konut almak sadece faizlerle ilgili bir mesele değildir. Faizler ne kadar düşse de yarın bir siyasi problemden ya da bir dış meseleden ya da başka bir şeyden bir anda her şeyin Tepe taklak olabileceğini düşündükçe insanlar e, ellerin cepe ceplerine e, atmakta tereddüt etmeye devam ederler. E, bu da tüketimin e, bugün Berat Albayrak'ın dediği gibi e, önümüzdeki dönemde özel tüketimin yani vatandaşların tüketiminin önümüzdeki dönemde e, canlanmasını engeller. Evet, bugün e, sabah e, Sayın Albayrak, 3 yıllık Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılına ilişkin temel hedefleri e, ve yol haritasını e, içeren yeni ekonomi programını açıkladı. E, bu programı değerlendirmeye çalıştık ve işin sadece ekonomiden ibaret olmadığına dikkat çektik. Yeniden bir arada olacağız.